Yalan habere bir bakalım, sonra balıkçıyı ağırlayalım. Uygun mudur? Buyursunlar Fatih. Şahane efendim. Ben şunu şuradan şuraya çekeyim ve artık baş atayım. Buyurun. Teknesi ne bindiler? Dumura uğradılar. Olay dün gece saatlerinde Ankara'nın Dumura beldesinde gerçekleşti. Keçiören Kızılay arası tekne seferi yapan meşhur balıkçı MB balık tutmaya giderken Dumur'daki bacanağına hanımının yaptığı tarhanayı vermek için uğradı. Bu sırada teknede bulunan yolculardan bazıları homurdanmaya başladı. Kardeşim, bu tekne direkt sefer yapmıyor muydu? Neden bizi Dumura uğratıyorsun? Dedi. Bundan güç alan diğer yolcular balıkçı MB'yi arka arkaya 4 defa denize sokup çıkartarak sudan çıkmış balığa çevirdiler. Bu olay üzerine karaya çıktıktan sonra açıklama yapan balıkçı, denizden korksaydık kayağa binmezdik dedi. Balıkçının bu sözü Ankara sahilinde bulunan binlerce kişi tarafından oturarak alkışlandı. Daha sonra balıkçının heykeli Keçiören Meydanı'na dikildi. İşte o balıkçı kim biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz çünkü. Kim o? Normal, düz balıkçı. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Emin Kuyumcu'ya teşekkür ederiz bu absürt haber için. Bakalım balıkçının adı ne, soyadı ne, ne yapar, ne eder, çoluğu çocuğu var mı? Evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum Fatih Bey. İsminiz nedir? Derya Kuzusu. Derya Bey mi diyeyim? Derya Bey deyin, Sayın Kuzusu deyin. Sayın Kuzusu diyeyim, Derya Kuzusu. Evet. Anladım. Nasılsınız abi? Pulpulum Fatih Bey. Ne? Pulpulum. Ha, pulpulum. Evet, stüdyoya geldim, sudan çıkmış balığa döndüm, Allah sizi inandırsın. Neden ki, ne oldu? Ya bizim balık halindeki kadar rahat değilim burada. Bir tribe girdim açıkçası. Yok, rahat olun. Ya başından beri sizi izliyorum. Stüdyoya gayet hakimsiniz aletlere falan. Estağfurullah, çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de aynı balık halinde ve denizlerde olaya hakimim sizin olduğunuz gibi Fatih Eyvallah. Bey. Kendimi rahat hissetmem açısından sizden bir ricada bulunacağım. Ne isterseniz buyurun. Mümkünse bana içi dolu bir maşrafa verir misiniz? Su İçi dolu? Maşrafa. Su dolu. Su dolu Fatih Bey. Niye? Arada elimi daldırıp parmaklarımla sağa sola su fışkırtmak istiyorum. Bir hastalık. Bir balıkçı yani, hastalığı. Evet, hem böyle yayın da tazeliğini korumuş olur. Vallahi arkadaşlar içeride varsa bir kova, maşrafa bir şeyler abimize getirelim. Vallahi çok sevinirim ya. Şişede su olur mu, şişede su? Şişede su olmaz. Maşrafa, onun içine sokmam lazım. Şişeye elimi sokamam ki. He, anladım. Elim girmez. Bir süre idare edin yani, şu an öyle bir imkan yok çünkü. En azından varmış gibi yapayım ben arada? Mış gibi yapabilirsin. Tamam, arada böyle atarım. Mış gibi. Tamam. Yap sorun yok. Sorular gelmiş. Evet. Size bayılıyor dinleyici. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Instagram'da da 230 dinleyici şu an canlı. 230 da şu an ben programı terk ediyorum. Haydi. Kaç istiyorsun? Minimum 300. Sevgili dinleyiciler. İki soru daha sorarsın. 300'e gelmezse. Çeker giderim. Dönüp arkama dahi bakmam. Düz 500 yapalım bari. Yapalım. 500 tamam. Güzelmiş. Balık tutma şekillerini soranlar var. Maşayla ya da elle tutulur Fatih Bey. Çünkü bazısı balığın üstü kaygan diye maşayla tutmak gerekir yavrum, hissediyor. Yavrum, balığı tutma derken öyle tutma değil. Yani yakalama anlamında. He, sen onu diyorsun. He, onu diyorum. He, tamam. Onu diyorum. Ağ atarak, oltayla ve kamışla balık tutma şekilleri vardır evet, Fatih Bey. Evet. Teşekkür ederim. Bu kadar mı? Yeter. Ama bir şey cevap vereydin ya. Bunu verdim zaten işte. İyi, tamam. Herkesin bildiği soruya, herkesin bildiği cevaba verdim. Tamam, bu mevsimde hangi balıklar iyi gider? Şimdi, bir soru. Bu mevsimde gidenler belli. Evet, belli Fatih Bey, ama tercihen bu mevsimde kalkan balığı iyi gider. Kalkan balığı. Evet, tam kalkan mevsimidir. Kalkan. Ya oğlum. Tam kalkan mevsimi. Dikkat edelim. Buradan sevgili ortağıma da selam göndermek istiyorum. Ortağınız kim? Kalkan Tebetoğlu. Sevgili dinleyiciler, kalkan mevsimi, kalkana dikkat. İyi kalkan bulmak lazım. Evet. Çünkü bazı bu zamanda iyi kalkan var ama. Bayat kalkan da satıyorlar. Evet, bayat ben. Kalkanları. Bu sahne oluyor onlar. Al, izleyici sayısı 400'ü geçti. Evet, tamam. Artar o yavaş benim yavaş. Benim için ideal. Artar. Dinleyici seni yalnız bırakır mı? Rahat ol. Bebeklerim hepsi benim. Kalkandan başka balık yok mu diye bak, direkt gel bir soru. Var Fatih Bey. Kalkan. Torik var. Ne? Torik var. Torik. İstavrit var. İstavrit. Palamut var. Palamut. Gırgır balığı ve cırcır balığı var.
Gırgır ve cırcır. Evet. Ben ilk kez duyuyorum. Şimdi Fatih, gırgır balığı diğer ismi çöp balığıdır. Çöp balığı. Denizin dibinde olur, çöpleri temizler Fatih Bey. Çıkardığı sesten dolayı bu ismi almıştır. Gır 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 gır. Temizlerken, denizi temizliyor. Denizi temizlerken. Peki cırcır balığı ne? Cırcır balığı suyun en soğuk olduğu bölgede yaşar Fatih Bey. Diyare balığı. Evet. Tamam. Soğuktan dolayı bağırsak sistemi bozulmuştur. Cırcır balığı. Cırcır balığı olmuştur. İsmi de buradan gelmiştir Fatih Bey. Bir de bir şey söylemek istiyorum canlı yayında, sizin müsaadeniz olursa. Estağfurullah. Bir kayıp ilanı vermek istiyorum. Kayıp ilanı mı? Benim balığım kayboldu. Abi canlı yayında ne alaka şimdi? Balığım kayboldu, arıyorum Allah aşkına. Gören bilen varsa. Balığınızın adı ne? Nemo. Nemo mu? Ciddi mi size? Nemo, burası okyanus, deniz değil. Dur bir oğlum. Nemo kayboldu. Nemo mu kayıp? Nemo kayıp. Tamam, nerede en son, nerede görüldü? En son Karadeniz açıklarında. Dur bir dakika, söyleyelim, gören bilen varsa. Bir hava alsın diye salmıştım, geri gelmedi. Geri gelmedi. Sevgili dinleyiciler, bu abimize yardımcı olalım. Birazcık tipini tarif edelim Nemo'nun. Tabii Fatih Bey, hafif yayvandır. Hafif yayvan. 20-25 santim civarlarında. Tamam. Şişko bir balıktır. Şişko balık. Takribi 600-650 gram gelir. Evet. 2 hafta önce böyleydi. Sorular devam ediyor. Evet. Şuradan bakayım efendim. Evet. WhatsApp'tan gelenlere bakıyorum. Uygulamadan gelenlere de bakıyorum. Balıkçı abiyle konuşuyoruz. Balıkçı. Eli boş mu geldin Fatih Bey'e diye bir... Özür dilerim, bu bir soru değil. Şimdi Fatih Bey. Yok yok yok, soru değil bu. Tam balık mevsimi, eli boş gelir miyim hiç ben canlı yayına ya? Beyefendi, ben bunu yanlışlıkla okudum. Ciddiye almayın bunu. Olsun, ben ciddi bir şekilde cevap vermek istiyorum. Yanımda bir şey getirdim. Hazır mi? Yayındayken size yayın balığı getirdim. Yayın balığı mı? Yayın balığı. Akşama eve gidip kafasını kesip mısır ununa yayın balığı. Sağ ol. Teşekkür ederim. Eyvallah. Nerede? Balık nerede? Burada. Yayın balığı. Yayında. Bakayım yayında mı? Tamam, sağ ol. Bak. Teşekkür ederim. Evet, yayın balığını gösterdi bize Instagram'da, evet. Sevgili dinleyiciler. Alem FM Com. Evet. Yayında da zaten yayın balığı gider. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güzel şaka. Sağ ol. Devam edeyim mi? Buyurun Fatih Bey. Tekirdağ'dan selamlar demiş. Biz burada hamsi bulamıyoruz hiç. Niye? Neden demiş. Ya tahmin ettiğim şakayı söyledi dinleyici. Şimdi Fatih Bey, Tekirdağ'da hamsi bulamazsın. Ne bulunur? Hamsi bulursun. Hamsi be. Bulursun. Hamsi nereden bulacak? Evet, kelime şakasını da yaptıktan sonra. Peki, ama edelim. Şakayı çağırdı dinleyici, evet, yani. Çağırdı, çağırdı. İyi balığı tezgahta nasıl anlarız diye bir soru var. İyi balık kendini zaten tezgahta belli eder. Ben buradayım Fatih abi der ya. Ben buradayım der, gözler cavcaklı olur. Neyli? Cavcaklı. Diye olur. Cavcak ne? Ateş atar gözlerden. Hani fotoğraf yüklersin Instagram, baba ateş ediyorsun derler ya, silah, evet. Silah koyarlar emoji olarak. Oo güzel. Onun gibi gözler cavcaklı olur. Hmm. Diri olur. Diri olur. Sert olur. Sert olur. Tuttum mele gelir. Oğlum. Tamam. Hafif kıvrık diagonal olur. Oo. Al beni dercesine bakar gözlerine. Çok iyi. Dili pembe. Evet. Dişleri temiz. Evet. Pulları pul pul olur. Pulları pul pul. Evet. Evet. Biz fisherlar. Taze balığı bir bakışta anlarız. Sen hayalindeki balığı mı anlatın oğlum? Ne bu ya? Siz kimler? Fisherlar. Fisher ne be? Fisher balıkçı demek. Ha, fiş balık, fisher balık, balıkçı. Fisher. 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 Evet. Anladım efendim. Başarılı. Çok teşekkür ederim. Devam edeyim mi? Buyurun Fatih Bey. Oğlum çok güzel sorular gelmiş ya, ama evet. Bazıları çok erotik, soramıyorum. Ya, hatta bayağı bir erotik yani. Evet, o konuya hiç girmeyeceğiz. Evet, onları soramıyoruz. Sırf balıkçı gitmesin diye Instagram'a girdim diyen var. Kanka sorar mısın? Anlamadım. Bir balık fotoğrafı gelmiş, hiç böyle balık yakılmış mı diyor. Büyük bir balık dinleyicimiz göndermiş. Evet. Balık neden pullu pulludur diye soran var. Burcunu sormuş, sizin burcunuzu sormuşlar. Ben belli, balık burcusunuz belli zaten. 1 Mart doğumluyum. Gerçekten de balık burcuyum. Gerçekten balık burcu. Nasıldı tesadüf. Peki şuradan bir tane sorayım mı ben? Evet. Heh, dükkan var mı, dükkan var mı diye sormuşlar. Dükkanınız var mı, gelelim yemek yiyelim diyor. Şimdi şöyle bir şey Fatih Bey, benim restoranım yok. Hayır, restoran yok. Teknemde tutup dükkanda satıyorum. Tamam, geçtik o zaman. Dükkanımızın adını söyleyeyim. Orada en azından balık almaya gelebilirler sevgili dinleyicilerimiz Fatih Bey. Taze taze balıkları oradan alabilirler. Dükkanın adı ne? Kendin Fisher kendin ye. Kendin Fisher. Fisher balıkçı. Evet. Kendin Fisher kendin ye. Kendin. Başarılı. Teşekkür ederim. Güzelmiş. Sen yazıyor musun bu şakaları? Evet. Evde balık yemeyi çok seviyorum ama evde çok kokuyor diyor. Yok mu çaresi diyor. Var olmaz mı Fatih? Evet ya, ben de evde yapıyorum. Kokuyor balık, yapamıyorum. Dışarıda yiyorum ben de mecbur. Hepimizin en büyük sorunlarından biridir bu Fatih. Bunun bir çaresi var mı? Var Fatih. Nedir? Balığı aldığınız yerde başını kestirin. Niye?
balık baştan kokar. Güzel. Balık baştan kokar. Evet. There's something, and yet tonight. So let's play the game of life. Sexy ladies, nasty boys. Move your bodies just like toys. Yo, stop, stop, stop. Siz niye kafa açıyorsunuz biliyor musunuz demiş. Yaptığınız şakalarla düşünmemizi sağlıyorsunuz demiş efendim. İyi geliyor. WhatsApp'tan gelmiş. İyi geliyor diyor. Evet, amacımız da bu zaten. Eyvallah. Move it up, move it on. Let me sing a song. Düşünmemizi sağlıyoruz derken dinleyici şunu söylüyor yani. Yani bu çocuklar nasıl bu hale geldi? Yani başlarına ne geldi? Düşünüyor onu. Yazık çocuklara. Bunlar ne içiyor acaba? Yazık, onu düşünüyor. Onu düşünüyor. Ne zaman balık olur, ne zaman olmaz? Nasıl anlarız? Balıkçıların aralarında var mı böyle sözler filan demiş. Var olmaz mı Fatih Bey? Kendi aramızda onlarca söz var bu konuyla alakalı. Ne var mesela? Mesela hava lodosa döndü balık yapar. Hava kapalı balık garanti. Hmm. Yağmur arkası balık yapar. Su durgunsa güzel balık yapar. Güzel. Sabah gün doğumu süper balık yapar. Oğlum sürekli balık yapar yani. Güvercin takla attı kesin balık var. Başka? Erikler çiçek açtı balık yapar. Anamın doğası var balık yapar. Anamın doğası var balık yapar. Peki ne zaman balık yapmaz? Şimdi geçen arkadaş buradan balık almış dersin, bilgi sağlamdır, gidersin balık yakalayamazsın. Anladım. Yani genel itibariyle balık yapar. Evet. Oltanıza en ilginç neler takıldı diye bir soru gelmiş. Yıllardır denizlerdeyim Fatih Bey, neler neler takıldı oltamıza, söylesem inanmazsın. Ne takıldı oltanıza? Geçen hafta laptop çıktı ya. Nasıl yani? Yemin ediyorum, kancada tam şarj girişine takılmış laptopun şarjı. Ya bir çektim Pentium i4. Nasıl ya? Vallahi pirince yatırdık. Neyi? Laptopu komple 7 kilo pirince yatırdım. Niye? Ha, suyunu çeksin. Suyunu çeksin, nemini alsın diye. Umarım çalışır, inşallah çalışır. Sonuçta balıktan daha pahalı ya. Bir çektim Pentium. Başarılı. Evet. Laptop mu çıktı? Laptop çıktı ya. Balık yerine. Balık yerine. Ne yaptınız laptopu, çöpe atsaydın? Çöpe niye atayım ya? Pirince yatırdım. Şimdi bekliyorum. Daha geçen gün çıktı. 2 gün oldu. Balıktan daha pahalı olduğu için mi? Balıktan daha pahalı olduğu için bekletiyoruz yani. Belki onu satarım. Başka balık dediğin var? 10 lira. Laptop dediğin en az 2000 lira. Başka ne var? Ne çıktı? Geçen ay bizim çırak çekti Fatih. Çırak mı? Çırak. Teknedeki çırak kaykay çekti. Hmm. Şimdi o teknenin kenarında ben diğer kenarındayım. Usta kaykay dedi. Sana mı dedi? Bana dedi. Usta kaykay. Usta kaykay dedi. Nereye kayayım oğlum? Yer mi var dedim. Sonra? Yok öyle değil usta dedi. Denizden kaykay çıktı. Bu normal kaykay. Normal kaykaymış. Ya buradan Allah aşkına bir şey söylemek istiyorum. Buyurun efendim. Kaykaycıları uyarmak istiyorum. Ne diye uyaracaksınız? Ya kaykayınız bitince denizde bırakmayın. Kaykayınız bitince, denmez ona. Kaykayınız, kaymanız bitince. Kaykayla kaymanız. Denizde kaydıktan sonra onu... Bırakın. Bırakmayın. Denizde bırakmayın. Yani yerine bırakın. Aldığınız yere bırakın. Balıkçılar onu balık zannediyor. Kaydın, bitirdin denizde. Çık İşim bitti. İşim bitti. Al kaykayı götür yani. Biz onu balık zannediyoruz, tutuyoruz daha sonra. Evet, tamam oğlum. Tamam. Bir de bol miktarda yüzük çıkartıyoruz Fatih Bey. Yüzük mü? Yüzük çıkartıyoruz. Niye? Hani dizilerde esas oğlan vardır ya, içip içip deniz kenarına gidip balıkçının kafasını yer, yüzüğü denize fırlatır. Evet. Ben şimdi 6 ay sonra kuyumcu dükkanı açacağım. Şöyle içer içer böyle sahile doğru bakar. Altta da... Baksa iyi gelir arabesk, tekneyin yanına. Arabesk bir şeyler çalar altta falan filan. Sen de mi yalandın be? Sen de mi yalandın? Sen de gel, ne oldu evlat falan de. Evlat ne oldu? Kimseye değmez dayı. Kimseye değmez. Al şunu gazete kağıdına sar da kimse görmesin. Ver. Yüzüğü çıkarıyorum. Çıkar. Ver bana, ver bana, ver. Sana niye vereyim de? Raconu var bu işin. Bana ver. Sinirin geçtikten sonra geri alırsın. Yoksa sen onu denize atacaksın belli. Tabii ki. Başka ne çıktı, var mı başka bir şey? Başka bir şey yok. Peki. En enteresanları bunlar. Bir araya onlar gidelim. Bir şey çıkıyor. Bir ara verelim. Bir aradan sonra geri gelelim sevgili dinleyiciler. Instagram'daki yayın devam ediyor. Fatih Yıldırım uygulamasında oylama da devam ediyor. Türkiye radyolarında ilktir. Bakayım dinleyici sizi oylamış. Radyoda olup bitene oy veriyor dinleyenler. %96. Çok teşekkür ederim. 100 kişinin 96'sı sizi alkışlamış. Çok sağ olun. Balıkçı Bey'e sorular geliyor ama garip sorular da var. Mesela onlardan bir tanesi. Oğlum gözlüğün yamuk. Bir tarafı yok. Vallahi bizim Emin'in gözlüğü yamuk da.
Derya Kuzusu Bey'e bir sorun var diyor. Balık yağı faydalı diyorlar. Bunu ağız yoluyla mı alalım yoksa bedene mi sürelim diyor. Sürersek de nerelerimize? Balık yağını Fatih Bey, yıllardır bilinen bir yanlış var. Ağız yoluyla alıyor insanlar, kulak damlası olarak kullanacağız. Ya oğlum dur, ciddiye alırlar şimdi. Sevgili dinleyiciler, siz yine de doktorunuza danışın. Kaç yapayım saçlarına, al kalbimi gel yeter ki. Kalkan balığıyla alakalı sorular var. Evet, onunla ilgili bahsetmiştik Fatih Bey. Tam kalkan mevsimi şu an, iyi kalkan yapıyor. He, iyisini nasıl anlarız diye bir soru var. Bir de hocam, dal sarkar kalkan kalkar mı diye bir soru gelmiş. Teşekkür ederim kendisine Fatih Bey. Bu hayvansal şakayla alakalı. Kartal. Normalde kartaldır ya o. Hayvani şaka. Hayvansal şaka. Feda olsun canım sana. Kendisi balık kraker üretiyor mu diye. Feda olsun. Ya arkadaş, şu çaldığınız şarkıların tam sıralı listesini yayınlar mısınız demiş. Şarkılar için dinliyorum yazmış. Vallahi listeyi veremeyiz efendim. Şazamlayın canım. Ayrıca rica edeceğim, radyo müzik kutusu değildir. Rica edeceğim. Şimdi balıkçı şarkısı dinleyeceğiz. Fış fış kayıkçı değil. Hayır, değil. Evet, balıkçı. Değil. Hazır mısınız efendim? Buyurun Fatih Bey. Şarkıyla alakalı bir şey alalım sizden. Bilgi alalım, ön bilgi. Ben tabii de şarkıyı hazır hale getireyim. Flash bilgiyinizi takayım buraya. Yıllardır balıkçılık sektörünün içerisindeyim. Nasıl balık tutulur? Hangi balık iyidir? Hangi balıklar denizden çıkar? Hangileri çıkmaz? Hangileri yenir? Hangileri yenmez de alakalı. Dinleyenlerimize küçük öneri, bilgiler vermek bilgi istedik. Şarkıyla bunu vermek istedik ki kafalarda daha çok yer etsin diye Fatih Bey. Müziğimiz kendimize aittir. Şahane. Şimdi şarkı hazır. Evet. Müzik size ait. Bana ait. Bakalım şarkı, acaba hangi şarkının çakması? Evet. Biz de merak ediyoruz. Meraklısına Instagram'da canlı yayındayız. Evet. Hazır mıyız? Buyurun Fatih Bey. Biz de hazırız efendim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle şunu şuradan çekeyim, şunu şuraya alayım. Evet, bitiremedi. Şarkı sizin değil mi? Benim şarkım. Eminiz? Evet, eminim. Bakacağız şimdi. Bakalım şarkı sizin mi? Giriş çok iyi. Evet. Sen bir sahtekarsın sen. Neden, ne oldu ki? Bu şeyi yaparım bilirsin bu. Ne yaparım? Yaparım bilirsin oğlum bu. Yok, ben bilmiyorum ne yaptığını. Siz para verdiniz mi bu şarkının da? Hangi ben şarkı? Bunu çalamam böyle. Benim şarkım o. Bakın canlıyım da, o zaman deyin ki açılacak evet, bütün davalardan ben sorumluyum tarafımdan. Söyle. Açılacak bütün davalardan Fatih Yıldırım sorumlu. Oğlum ben niye sorumlu oluyorum ya? Şarkıyı sen getirdin. Evet, ben getirdim. Çalıp çalmamak senin elinde. O zaman yapmayacağız, söylemeyeceğiz bunu. Tamam, ben şiirimi okuyayım. Hakkında açılacak tüm davalarda ben sorumluyum. Öyle bir şey yapmam. Beyefendi, öyle bir şey ben yapmam. Bunu başka türlü çalamam. Yok. O zaman yanınızdaki kefil söylesin. Kefil sen söyle. Gel bakayım, mikrofona gel. Evet. Merhaba. Merhaba. Şarkının aracısı sizsiniz galiba. Aracı benim. Şarkının telifiyle alakalı sorun çıkarsa? Ben prensip olarak şey yapmıyorum ama kefil olmuyorum. Ya oğlum. Daha önce olduk, başımıza çok şeyler geldi. Ben veriyorum vallahi. Ben veriyorum. Balıkçı şarkısı, balıkçı. Mesafeler, olta atarım, atarım. Yakalarım çok uzak, kaçsan da. Palamut var, biraz da hamsi, istavrit ya da mezgit. Al ablacığım, al da eve tezgit. Balıklar bilir beni, oltayla nasıl çektiğimi. Dünyada yemsiz bırakmam seni. Hamsiler anlar beni, hamsi tava sevdiğimi. Mangalda kızartmam seni. Tutarım bilirsin, tutarım otoyla da tutarım. Tutarım mağarada tutarım, suya dalarım yine yine tutarım. Bulurum seni, dipte bulurum.
Tutarım, otaya da tutarım, tutarım, ağa da tutarım. Suya dalarım, yine yine tutarım, bulurum seni dipte bulurum. Vallahi senden beklenmeyecek performans. Teşekkür ederim. Fatih. İyice kendini açtın. Çok sağ ol. Ben senin şarkı okuyamadığın zamanları da biliyorum. Demek ki isteyince ne oluyormuş? Olabiliyor. Bir daha. Halk isyanda. Sesimi hafif bir şey verir misin? Ne vereyim? Derinlik mi? Derinlik. Vereyim. Çok tatlı oluyor. Vereyim. Şey. Ah. 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 Biraz geriden oku. Tabii geriden. Evet. Balıkçı şarkısı. Mesafeler ot atarım atarım, yakalarım çok uzağa kaçsan da. Palamut var biraz da hamsi, istavrit ya da mezgit. Al ablacığım al da evet ezgit. Balıklar bilir beni oltayla nasıl çektiğimi. Dünyada yemsiz bırakmam seni. Hamsiler anlar beni, hamsi tavağı sevdiğimi. Mangalda kızartmam seni. Tutarım bilirsin, tutarım otaya da tutarım. Tutarım ağa da tutarım. Suya dalarım yine yine tutarım. Bulurum seni dipte bulurum. Tutarım otaya da tutarım. Tutarım ağa da tutarım. Suya dalarım yine yine tutarım. Bulurum seni dipte bulurum. İyiydi değil mi? Çok iyiydi, çok güzeldi, 10 numaraydı. Tınaları falan da hoştu. Nerelere hoştu? Sözler mözler. Sözler 10 numara zaten. İmza falan alacak mısın ondan? İmza alacağım, kendisini çok seviyorum. Babam da imza izini bir tane de ona götüreceğim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Konser takviminizi alalım hemen. Çok tabii, hızlı Fatih bitirelim. Çok hızlı buyurun. 17 Ekim'de Rumeli Hisar üstündeyim. O 26 Ekim'de Gaziantep Şehir Meydanı'nda görsel bir konserimiz var. 26 Ekim'de Fatih Bey tekrar İstanbul'u Harbiye Açık Hava'da yeni bir ikinci akım var. Çok iyi. Orada Erol Evgin'in sonrasında çıkıyorum. Erol Evgin benim alt kadromda. Anladım. Bu cumartesi de bu arada Maltepe Düğün Salonu'nda olacak. Evet, İki bizim, dinleyicimizi gönderiyoruz. Bizim bacanağın işi bu. Mecbur, bacana, bacanak, mecbur gidiyoruz. Tanıdık işi. Tanıdık işi. Maltepe Düğün Salonu'nda sevgili dinleyiciler. Bu cumartesi gitmek isteyen dinleyicilerimiz bize uygulamadan, WhatsApp'tan ve Alem FM Com ekranından ne yazacaklar? Düğüne gitmek istiyorum. Maltepe diye de eklesinler. Düğüne gitmek istiyorum Maltepe şeklinde lütfen bize yazın. Bu şahane konseri kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Klibi de her yerden önce Alem FM uygulamasında yayınlanacak. Alem FM uygulamasında telefonunuza indirmeyi unutmayın. Şahaneydi, çok beğendik. Bu kadar iyisini beklemiyorduk. Teşekkür ederim. Klip nerede çekildi? Klip şu anda Fatih Bey, Beykoz'da Kundura Fabrikası'nda. Herkes orada çekiyor, biz de orada çekelim dedik. Sonuçta bilinen mekan, farklı yerlere gitmemek lazım. Önümüzdeki Cuma'da alemfm.com'da yayınlanmayacak. Yok yok. Sizde conta yanmış diyor biri. Yanınızdaki kim? Bakalım bu arada kim? Bir hanımefendi galiba. Günaydın. Günaydın Fatih Bey. Merhaba. Merhaba. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz genelde sabahları erkek oluyor yanında da. Evet. Sizi gördük mutlu olduk. Sağ olun. Ama yabancılık çekmezsiniz. Benim de sakallarım var. Biraz evet. Niye? Hormon bozukluğu mu? Ne o? Anlatacağım. Hepsini anladım. Tek tek anlatacağım Fatih Bey müsaade ederseniz. Yani. Eyvallah. Buyurun efendim. Siz dinliyoruz. Neyi dinliyorsunuz efendim? Sizi işte. Ya niye geldiğinizi merak ettik. Sen şimdi benim niye geldiğimi mi merak ediyorsun Fatih? Evet. Ya şimdi... Bir anda mod değişti fark ettiysen. Buyurun. Şimdi ben deniz kızıyım. Hmm. Oradan da anlamışsınızdır zaten. Hmm. Ama yok, oradan anlayamamışsınızdır. Altım deniz kızı olduğu için siz
Siz benim altın yarımı göremiyorum, göremiyorum. Kusura bakmayın. Ben Deniz Kızı'yım. Eyvallah. Fatih Bey. Olayı anlatayım. Nasıl tanıştık kendisiyle? Balıkçıyla nasıl tanıştınız? Evet, kendisiyle bir tanışıklığımız var çünkü. Biz bir gün sabah deniz altında sazan arkadaşlarla sabah yüzüşüne çıkmıştık Fatih Bey. Toplu olarak mahallede. Sabah yüzüşü de güzel olur. Evet, yani daha böyle güneş tam doğmadan evvel. Bir sabah yüzüşü yapalım dedik, hep beraber çıktık. Ondan sonra yüzüyoruz, bir baktık böyle bir kurtçuk var. Kurtçuk. Kurt. Var ya o solucan. Solucan. Evet, solucan. Evet. Ondan var. Ya bizim sazan arkadaşlar da hemen atladılar. Balıklama, sazanlama. Sazanlama atladılar bu şeyin üzerine. Tamam. Onlar atlayınca ben de atladım. Tamam. Ondan sonra bu meğer şeymiş. Balıkçının oltasıymış Fatih Bey. Evet. Bu balıkçının oltası. Yanımdaki balıkçı beni çekti. Deniz Kızı yakaladı. Beni makarayla çekti yukarıya. Makara yapıyorsun şu an. Yapmıyorum gerçekten. Ciddi misin ya? Gerçekten kaslı kolları varmış benim gibi bir ağır balık şey Deniz Kızı'nı yukarı çekti. Ne oldu sonra? Ondan sonra ben tekneye çıktım. Neyse üzerimize rahat bir şeyler aldık Fatih Bey teknede. Karşılıklı birer bir şeyler içtik. Ondan sonra kendisi bana aşık olmuş ya. Deniz Kızı'na. Balıkçı, bu yanımdaki balıkçı bana aşık olmuş. Açıldı mı? Açıldı orada yani 10. 15. dakikada. Açıldı, ben sana dedi aşık oldum dedi. Tamam. Ama işte ben diyorum ki buna, bak benim üstüm insan, altın balık, olmaz diyorum. Evet. Olmaz, bana yarın yeter diyor. Yani, yarın yeter ne ya? Ben senin yarınla idare ederim diyor Fatih Bey. Yani belden üstü. Belden üstüyle idare ederim ben dedi artık, nasıl bir şey varsa yani. Peki ilişkinizde sıkıntı çekmiyor musunuz? Ya bir takım sıkıntılar oluyor tabii. Yani yatarken kalkarken ben zorlanıyorum. Çünkü altımda şeyler var benim. Pullar var. Eve falan var. Dökülüyordur onlar hep. Yani Allah sinanlısın, geçen üzerime sıcak su döküldü. Hı-hı. Haşlama oldum, yiyordu yani bu az daha. Kokusuna dayanamadım dedi. Size mi dayanamadı? Yani kokusuna aşkım, dayanamadım. Aşkım yerim ben seni falan gibi bir şey mi yani? Öyle dedi Fatih Bey. Ya ama zor bir ilişki. Yani ilişkimiz zor ama evliliğe doğru gidiyoruz. Hadi evlenmediniz. Evlenmedik. Bunlar şimdi ailece kız istemeye geldiler denizin dibine. Tamam. Fatih Bey. O nasılsınız faslı oluyor ya kız istemede. Evet. Orası biraz uzun sürünce. Niye uzun sürdü? İşte nasılsınız, siz nasılsınız, daha nasılsınız derken bunun 3 aile büyüğü öldü. Oksijensizlikte. Boğuldu Fatih Bey denizin altında. Tüp bitti. Ne oldu sonra? İsteme yarım kaldı yani. Sağlık olsun. Ondan sonra babası bir daha geldi istemeye. Yine o tam şey kısmına gelemeden geri çıktılar. Nefes bitiyor benim dedi, gitti kaçtı Fatih Çok Bey. Çok geçmiş olsun, süre İsteyemedi. Yok. Şahaneydiniz. Sağ olun Fatih Instagram'da Bey. Var mısınız? Instagram kullanıyorum. Adın ne? Emin Kuyumcu. Balıkçı şiiri belki bir dörtlük dinleriz. Evet. Sonra bitirelim, olur mu? Olur. Peki. İster Akdeniz olsun, ister Ege, ister Karadeniz, mekan fark etmez, her yerde balık tuttum. Yarım kilo hamsi için 100 metreye tüpsüz dalıp 3 kilo su yuttum. Geçen kayıpta hesap vermek istemeyen 3 müşteriye yumruğu bir koydum, yerlerine oturttum. Bana derler deryaların kuzusu, benim defterimden kılçık çıkar, çıkmaz gül kurusu. Şahaneydiniz. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Şahaneydiniz. Çok sağ olun. Kalan bölümleri Instagram hesabınızda paylaşır mısınız şiirinizin? Süremiz kalmadı. Ne yapalım? Yazı halinde. Evet. Tabii balıkçının kalan şiiri. Hesabınızı söyler misiniz? @UmutBezgin Fatih Bey. @UmutBezgin hesabıyla bulabilirler değil mi? Doğrudur Fatih Bey. Ekeceğiniz bir şey var mı efendim? Çok teşekkür ederim. Çok sevindik. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Pazartesi görüşmek üzere. Görüşürüz Fatih Bey. Sevgili dinleyiciler, teşekkür ederiz hepinize. Evet. Kafa Açan Uzman. Bitti Fatih Bey.